Avusturya, Türkiye'nin dış ticaretinde 30. sırada yer alırken, Türkiye'nin Avusturya dış ticaretindeki yeri bundan biraz daha iyidir. İki ülkenin dış ticaretlerinin büyük kısmını Avrupa Birliği içerisinde gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, mevcut seviyenin ileri götürülmesi için büyük bir potansiyel olduğu da görülmektedir. Maalesef yatırım ilişkilerimiz, ticari ilişkilerimizden daha da düşük düzeydedir. Türkiye'nin rekor seviyede doğrudan yatırım çektiği bir dönemde ki bu rakam son 3 yılda 52 milyar dolardı, Avusturyalı girişimciler Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiştir. Umarız ki ziyaretiniz ortak potansiyelin algılanmasını hızlandıracak, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinde bir dönüm noktası olacaktır. Daha fazla Avusturya yatırımı çekme konusundaki beklentilerimizi 2 hafta önce Viyana'da Avusturyalı muadilimiz Gifau ile yaptığımız toplantıda da dile getirdik. Avrupa İş Dünyası'nın şemsiye örgütü Business Europe'un üyesi olan İFA ve TÜSİAD yakın ilişkiler içinde olup bölgesel seviyede olduğu kadar ikili seviyede de ekonomik fırsatlar arayışı içerisindedir. Bu bağlamda TÜSİAD'ın ortaya koyduğu inisiyatif sonucu kurulan ve 2 yıldır başkanlığını yürütmekte olduğu Karadeniz ve Hazar İş Dünyası'nın sesi UBCCE'ye İFA'nın katılımına büyük önem vermekteyiz. Viyana ziyaretimizden Avusturya ile ikili ilişkilerimizin geleceği konusunda umutla döndüğümüzü söyleyebilirim. Ekonomik ilişkilere Avrupa ölçeğinde baktığımızda da Avrupa Birliği ile bağlarımızın Gümrük Birliği çerçevesinde derinleşmiş olduğunu ve bunun iki taraf için de kazançlı olduğunu net olarak görmekteyiz. Bugün itibariyle Türkiye Avrupa Birliği'nin 7. büyük ticaret ortağıdır. Gümrük Birliği genel olarak iyi işlemektedir. Türkiye, yüksek üretim standartlarıyla daha şeffaf ve öngörülebilir bir yapıya kavuşmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı, Türk ekonomisi 2002-2006 arasındaki 5 yıllık dönemde önemli bir büyüme performansı göstermiştir. Enerji sektöründe birçok Avusturyalı firma Türkiye'de faaliyette bulunmaktadır. Bunlardan memnuniyet duyuyoruz. Aynı şekilde Balkanlar, Doğu Avrupa, Karadeniz Havzası'nda beraber çalışacağımız ortak alanlardır. Balkan Odalar Birliği Başkanı olarak da vurgulamak isterim ki, özellikle Balkanların siyasi ve ekonomik istikrarı Türkiye ve Avusturya'nın ortak stratejik çıkarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, Avrupa için enerji arz güvenliği ve dolayısıyla enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi Avrupa'nın gündemindeki en önemli stratejik konular arasında yer almaktadır. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Türkiye coğrafi konum olarak kuzey-güney, doğu-batı enerji koridorlarının kesişim noktasındadır. Bu nedenle Avrupa enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için Türkiye vazgeçilmez bir ülkedir. Bu bağlamda Irak enerji kaynaklarının ve Arap doğalgazının Avrupa pazarına ulaştırılması iki ülkenin işbirliği yapabileceği en hayati konuların başında gelmektedir. Bu vesileyle bu salonda bulunan herkesin çok iyi bildiği bir projeden de bahsetmek istiyorum. İsmini Verdi'nin operasyonundaki Babil Kralı Nabucco'dan alan Nabucco Boru Hattı projesi enerji alanında önümüzdeki en somut da projedir. Avusturya firması OMV öncülüğündeki ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından yapılacak boru hattı ile Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Irak, İran, Mısır ve Suriye doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını hedefleyen bu proje ile Türkiye Avrupa Birliği'nin 4. ana enerji arteri haline gelecektir. Bu konuda gerekli siyasi uzlaşının bir kısım detaylara takılmış olmasının üzücü bir durum olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve huzurlarında bütün yetkileri ifade etmek istiyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı, müsaadenizle Türk iş adamlarının Avusturya ile ekonomik ilişkilerin önünün açılmasına vesile olacak hususlardan da bahsetmek istiyorum. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda atılacak adımların iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceği ve ilerleteceği kanaatindeyim. İlk konu, ki bunu dün size yine arz etmiştim, Türk karayolu taşımacılarının Avrupa ülkelerinde karşılaştıkları haksız uygulamalardır. Yıllık 280 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracat ve ithalatının yaklaşık %55'i karayoluyla yapılmaktadır. Bu yüzden tırlarımız için Avrupa ülkeleri tarafından gümrük birliği anlayışına ters bir şekilde kota konulmaktadır. Taşıma üzerinde getirilen kısıtlamalar hem ithalatımızı hem ihracatımızı olumsuz etkilemektedir. Gerek Avusturya'ya, gerekse Avusturya üzerinden diğer Batı Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın çok önemli bir bölümünün karayoluyla taşındığı dikkate alındığında Avusturya geçiş belgelerinin sayısının artırılması bizler için büyük önem arz etmektedir. Burada bir hususun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'den AB üyesi ülkelere karayolda taşımalarda kullanılan araçlar çevre dahil teknik açıdan AB kurallarıyla tamamen uyumludur. Bu açıdan getirilen kısıtlamanın haklı nedenlere dayanmadığı da ortadadır. Vize uygulaması bizim diğer bir ciddi sorun alanımızdır. Özellikle iş adamlarımız, akademisyenlerimiz, medya mensuplarımız, sanatçılarımız, öğrencilerimiz, seyahat etme durumunda olan vatandaşlarımız haksız ve ciddi maliyetler getiren vize uygulaması ile karşı karşıyadır. Bu uygulama ticaretin gelişimini olumsuz etkilemesinin yanında Türkiye-AB sivil toplum diyaloğunu ve Türkiye'nin parasal katkı sağlayarak taraf olduğu AB programlarından yararlanmasını son derece olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Avusturya'da faaliyet göstermek isteyen Türk firmalarının kurucu ortaklıkları ve yöneticileri oturma izni alması esnasında zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Sayın Cumhurbaşkanı, 1959 yılında başlayan Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri Türkiye'nin topluluğa tam üyeliğini ta 1959'da öngörmüştür. Aradan geçen süre içinde ortaklık ilişkisi gümrük birliği ile somut bir kazanım hale gelmiştir. Türkiye'de AB üyesi ülkelerde bu ilişkiden kazan sağlamaktadır. Şimdi Türkiye 1959 yılında başlattığı ilişkiyi tam üyelikle daha da geliştirmek istemektedir. Türkiye'nin üyeliği ortaklık ilişkisinde olduğu gibi tüm ülkeler için kazanç getirecektir. Sonucunda hepimizin kazançlı çıkacağı bir sürecin içindeyiz. Böyle olduğu için tüm AB üyesi ülkelerin destekleriyle katılım süreci tam üyelik rotasında yürümektedir. Bu vesileyle 1995 yılından bu tarafa, yani Avusturya'nın tam üyeliğinden sonra ilişkileri ileri götüren her kararın arkasında Avusturya hükümetlerinin desteğini gördük. Bu desteğin bundan sonra da devam etmesini beklemekteyiz. İnanıyoruz ki zamanla Avusturya halkının ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine bakışı değişecektir. Bunun için karşılıklı temasların artması, sivil toplum diyaloğunun daha da gelişmesi önem taşımaktadır. Bunun için de gerekli şartların mevcut olduğunu düşünüyorum. Buna herkes katkıda bulunabilir. Avusturyalı iş adamları bu ihtiyacın önemini anladıklarını ve burada edindikleri tecrübelerden sonra Avusturya'daki Türkiye imajının gerçek durumla pek bağdaşmadığını görmekte olmalarını memnuniyetle müşahede ediyor. Bugün burada bulunan iş adamlarına özellikle belirtmek istiyorum. Hükümetler doğal olarak iç politik gündemleri göz önünde bulundurmak durumundalar. Ancak sizlerin hükümetlere telkinleriniz, Türkiye'nin AB üyeliği projesine hak ettiği stratejik önemin verilmesini kolaylaştıracaktır. Bu şekilde hiç şüphesiz Avusturya ve Türkiye halklarının birbirlerini daha da yakınlaşmasına katkıda bulunacaksınız. Değerli konuklar, Türkiye-AB ilişkilerini ele alırken
uzun vadeli ve geleceğe dönük bir yaklaşım içerisinde olmamızın önem taşıdığını düşünüyorum. Üzerinde uzlaşıya varılmış çerçeve temelinde müzakere sürecine devam edilmesi, bu sürecin görünürlüğünün sağlanması ve sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması kamuoyumuzun desteğinin devamı bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hazır fasıllarda vakit geçirilmeksizin müzakerelere başlanmasını bekliyoruz. Biz Türkiye'de AB üyeliğine stratejik bir hedef olarak yaklaşıyoruz. Tam üyelik Türkiye için çağdaşlaşma vizyonunun önemli bir halkası niteliğindedir. Türkiye AB sürecinde Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmiştir. 5 yıl öncesinin Türkiye'si ile kıyaslandığında bugünün Türkiye'sinin bu süreç zarfında sanki bambaşka bir ülke haline geldiği görülecektir. Biz demokrasimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Hedefimiz 2 veya 5 sene sonrasının Türkiye'sini her alanda çok farklı bir konuma getirmektir. Bu nedenle de hızını azaltmadan temel hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı, hukukun üstünlüğünün daha da sağlamlaştırılacağı bir ülke için reformlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hükümetteki tecrübemiz, siyasi alandaki reformların ekonominin gelişmesine doğrudan önemli katkılarda bulunduğu yönündedir. Bu proje aynı zamanda küresel etkileri bakımından da değerlendirilmelidir. Zira Türkiye'nin üye olduğu bir AB, geri dönülemez bir biçimde küresel aktör olarak dünya siyasi sahnesinde yerini alacaktır. Aynı zamanda medeniyetler çatışmasından sıklıkla bahsedilen çağımızda farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceklerini ortaya koyarak tüm dünyaya olumlu bir mesaj vermiş olacaktır. Ich habe jetzt drei wichtige Tage in der Türkei verbracht, den Dienstag in Ankara, den Mittwoch in Kayseri und auch in Kappadokien, den heutigen Tag in Istanbul. Am Abend habe ich zum Herrn Ministerpräsidenten gesagt, werde ich wieder in meinem eigenen Bett schlafen.